Fenerbahçe'nin vazgeçtiği bardakçıyı aldıktan sonra havaya giren Galatasaray yönetimi João Pedro konusunda çakılınca medyadaki tetikçileri üzerinden Fenerbahçe Galatasaray'ın görüştüğü her oyuncuya teklif yapacak diye ağlamaya başladı. Valla bu Galatasaraylılara en iyi cevabı büyük Rus şairi Pushkin vermiş şu dizelerle. Tridine tridine, tridine bandım, bedava mı sandın, para vidim aldım. Lahanayı yerken kıtır kıtır sapına gelince me. İşlerine geldiği zaman transfer çalın bunlar, normal şeyler, olur böyle şeyler diyorlar. İşlerine gelmediği zaman niye böyle oluyor ama fiyat attırıyor Allah falan diye isyan ediyorlar. Olmaz. Abdülkerim transferinde Fenerbahçe'nin 10 milyon TL maaş teklif ettiği oyuncu iki kat maaş teklif edip aldığınızda ben dedim ki normal ticarette, transferde var böyle şeyler. Fenerbahçe için oyuncunun değeri bu iken Galatasaray için bu olabilir. Ticaret böyle bir şey. Aynı şey João Pedro transferi için gerçekleşiyorsa eğer itiraz etmeye, isyan etme hakkınız yok sevgili Galatasaraylılar. Yorumlarımızda istikrarda olalım değil mi? Fenerbahçe üzerinden transfer çalımı yedi veya Ali Koç üzerinden işte acziyet algısı yaratma çabasını gerçekten komik buluyorum. Bak hatırlatayım. Koç Şirketler Grubu Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %8'ini oluşturuyor. Yani hiç TFF veya Financial Fair Play kuralların olmadığını düşün. Hani bazen görüyoruz ya işte sokakta simitçiye gidip al bu parayı bugün eve erken git dayı diyen videolar var ya. Bugün eve erken git abi sen. Evet. Ali Koç da isterse ona Abdülkerim Bardakçı yapabilir. Al bu parayı gel bizim evin arka bahçesinde saat akşam 8 ile 5 arası top sektir kardeşim diyebilir. Babacım çok komik değil mi ya? Bundan 2,5 hafta önce Fenerbahçe'nin bıraktığı Abdülkerim Bardakçı'yı transfer ettiğinde bunu bir transfer zaferi olarak pompalayıp adamın lansman videosunda kağıttan uçakla gönderme yapacaksın. Ondan 2,5 hafta sonra da João Pedro'yu alamayınca Fenerbahçe transfere girdi fiyat arttırdı deyip oturup ağlayacaksın. Fenerbahçe'yle transfer yarışına girmeyeceksiniz. Fenerbahçe'nin Koreli yıldızı Kim Min-jae büyük ihtimalle 20 milyon euroluk çıkış maddesini kullanarak takımdan ayrılacak. Bu haber sonrası Galatasaray taraftarı Kim'in 20 milyon euro ettiği yerde Marco nasıl düşük fiyata satılır diye infial yarattı. Sakin sakin. Bu iki oyuncu arasında iki temel fark var. Marco bu ligin iyi oyuncularından bir tanesiydi. Ama Kim Min-jae ligin en iyi oyuncusuydu. Kim Min-jae tekmeye kafa sokan bir oyuncuydu. Marco kafaya tekme koyan bir oyuncuydu. Marco'yu alan kulübün boks branşı da vardı. O zaman iyi para eder. Şimdi baktım Manny Pacquiao var boksör. O yılda 30 milyon dolar kazanıyormuş. O zaman Marco'nun da bir 25'i var temiz. Çünkü sol köşesi fena. Vallahi Galatasaray camiasındaki akıl tutulması arşa kadar çıkmış durumda. Babacım siz ne diyorsunuz ya? Yani yoldan 10 tane Brezilyalı çevir, Marcão'nun resmini göster. Yemin ederim 10 Brezilyalı'nın 9 tanesi tanımayacaktır. Ya sen nasıl böyle bir oyuncuyu Kim Min-jae ile karşılaştırabilirsin ya? Bence yönetiminizi eleştireceğinize teşekkür etmeniz lazım. Marcão gibi oyuncuyu nasıl 12'ye sattın? Vallahi büyük transfer başarısı. Kim Min-jae'nin 20 milyon euro ettiği bir yerde Marcão 12 milyon euro satılıyorsa bence bunu eleştireceğinize alkışlamanız lazım. Yönetiminizi nasıl böyle bir oyuncu 12 milyon euroya satabilirler diye. Ama anlamak mümkün değil Galatasaray'ları. Arkadaşlar pazara gidersiniz. Tezgahın birinde kütür kütür organik Çengelköy salatalığı. Diğer bir tezgahta nerede yetiştiği belli olmayan ham hıyar. Tabii ki Çengelköy salatalığının fiyatı daha fazla olacak. Kimse ham hıyara fazla para vermez. Ve beklenen oldu. Mesut Özil'le yollar ayrıldı. Mesut bu ayrılığın hemen ardından Başakşehir'le sözleşme imzaladı. Mesut Özil'in bu süreciyle ilgili değerlendirmeleriniz nedir? Ya ben bu Mesut Özil başta tüm EYT'lilerin emeklilikte yaşa takılanların durumuna çok üzülüyorum. Umarım devletimiz buna bir çözüm bulur. Sana ne? Sen kimsin ya? Çünkü malum Mesut Özil 2018 yılında fiilen emekli oldu. Yaşım gelsin diye bekliyor herhalde. Başka bir açıklaması yok durumunun. 2018'den beri futbol oynamıyor bu adam. Bugünkü durumu için de Başakşehir bence çok uygun. Emekliliğini, yaşını beklerken emeklilik sonrası ticari kariyeri için, olası bir siyasi kariyer için falan uygun yerde, doğru yerde, olmak istediği çevrenin içerisinde abileriyle kahvesini içip yanak yanağa poster vermeye falan devam eder. Yolu açık olsun, bizden uzak olsun. Sevgiler Mesut Özil'e. Benim dikkatimi çeken
taraftarın bir kısmındaki bu mesut bağımlılığı, bu sigara bağımlılığı gibi bir şey. Mesela sigara bağımlısı olan insanlara dersiniz, konuşursunuz, dersiniz ki ya kardeşim içtiğiniz şey size zararlı, bu zehir bu, yani içmeyin bunu. Alacağınız cevap şu olur: yok işte ben 5 tane içiyorum da günde azaltacağım da, zaten sadece kahvaltıdan sonra içiyorum da, akşam yemeğinden sonra içiyorum da, az içersem de bir şey olmaz da, vıttır zıttır. Bu mesuta bağımlı Fenerbahçe seyircisinden alacağınız cevaplar da aynı. 5 dakika otursun kenarda da sonradan girsin, abilik yapsın, vıttır zıttır. Kardeşim, sigara da kanserojen bir maddedir. Mesut Özil de kanserojen bir maddedir. Vallahi dostlar, Mesut Özil Başakşehir transferi için ne söylenebilir ki? Yani büyük Türk futbol bilgisi Aykut Kocaman'ın söylediği gibi bazı çiçekler bazı topraklarda ne yazık ki açmıyor. Özellikle bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği bu. Mesut Özil Fenerbahçe hikayesine de böyle bakmak lazım. Önemli bir Fenerbahçe'li, önemli bir kariyer, önemli bir futbolcu. Umarım Başakşehir serüveninde başarılı olur. Biz de buradan Mesut'u alkışlarız. Hayırlısı olsun. Duyduğuma göre Mesut önümüzdeki yılın parasını da alıp öyle gitti. Bizde ara sıra part-time futbolculuk yaptı ama full-time parasını aldı. Ben olsam son maaşını madeni paralarla öderim. Menajeriyle birlikte otursunlar, saysınlar. Bir sayalım. Hayır, bir sayalım. 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317. Ozan Tufan magazine yöneldi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra çok fazla konuşurken gördük onu. Ozan Tufan sürekli konuşarak, kulüp içinde gizli kalması gereken şeyleri açıklayarak ne yapmak istiyor olabilir? Ozan Tufan'ın son bir haftada çıkmadığı kanal kalmadı. Yani sürekli aynı şeyi söylemek için farklı kanallara çıkmanın ne anlamı var onu da bilmiyorum. Röportajlarda özetle işte Ozan başına gelen her şeyden başkalarını sorumlu tutuyor. Yani neden kadro dışı kaldığımı bilmiyorum. Giderken de beni aramadılar. Başkana kırgınım, yönetime kırgınım diyor. Yani eğer bir futbolcu yönetimin söylediğini tam aksine iddia ediyorsa ben yönetimin kararını baz alırım. Ya sonuçta biz Ozan sporlu değiliz. Ya Mesut abisinin de söylediği gibi asıl olan Fenerbahçe'dir. O yüzden Ozan kardeş git, gideceksen bekleme, başka bir şey söyleme. Ozan Tufan'ın ben naif bir adam olduğunu düşünüyorum. Fazla düşünmeden duygularıyla hareket ettiğini zannediyorum. Futbolculuk kariyerinin de bir türlü olması gereken yere gelmemesinin sebebi bence bu. Şu anda da düşünmeden konuşuyor. Zamanında düşünmeden hareket ettiği için bugünlere geldi zaten olay. Anlatıyor işte, diyor ki benle sözleşme imzalamayacaklardı. Beşiktaş'a bir gol attım, sözleşme imzaladılar. Hani kiloluydum dedim falan diye. Normalde Ozan Tufan'ın kalkıp ulan bu adamlar benden ümidi kesmişti, sözleşme imzalamayacaklardı. Bak azıcık iyi oynadım, gol attım diye sözleşme imzalıyorlar. Benim bu fırsatı değerlendirmem lazım. Fit gibi çalışayım, fit olayım ki bundan sonrası için devam edeyim, bu formayı bir daha çıkarmayayım sırtımdan demesi lazımken ne aldı başkan, hani kiloluydun falan dersen buralara gelirsin işte. Bugün yaptığı açıklamalar da beni çok şaşırtmıyor. Umarım ileride bir Ümit Ozat vakasına dönüşmez Ozan Tufan, aklını başına toparlar bir öğrenci. Bizim futbolcularda bir de bu ağlama, gözyaşı dökme modası çıktı ortaya son sıralarda. Ozan da işte bu modaya uymuş durumda. Mesut abi ağladı, ben ağladım, Hasan ağladı, Hüseyin ağladı. Bir araya geldik, toplu ağlama eylemi gerçekleştirdik. Ya topu temeli bir tane meşin topa tepiyorsunuz, milyonlarca euro kazanıyorsunuz. Susun kardeşim, yeter ya. Baydınız artık yani. Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'un tek oyuncusuna dahi transfer teklifi gelmezken lig ikincisi Fenerbahçe'nin birçok oyuncusuna ciddi teklifler gelmeye başladı. Ne yaman çelişkidir bu, ne yaman. Vallahi bu yaman çelişki bana sormanız çok anlamlı değil. Bu yaman çelişkiyi Nihat Özdemir'e sormak lazım. Mesela Ali Şansalan'a sormak lazım. Mesela Gökhan Dinç'e sormak lazım. Haluk Yürekli'ye sormak lazım. Nasıl oluyor da geçen sene şampiyon olan takımdan tek bir futbolcu bile istenmiyorken, hatta takımın yıldızı dedikleri Mbakame bile takımdan ayrıldıktan sonra kulüp bulamıyorken, ikinci olan Fenerbahçe'nin hemen hemen bütün futbolcusuna ciddi anlamda talip çıkabiliyor. Açıkçası bu yaman çelişkinin cevabını ben değil, geçen sene Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutsayan, hatta bu şampiyonluk yolunda onları destekleyen kalemlere, karar vericilere sormak lazım. Evet, ben de lig şampiyonu olan takıma daha çok transfer teklifi gelmesini beklerdim açıkçası. Trabzon'da şampiyonluğa en çok katkısı olanlar henüz satılmamış. İşte Mbakame vardı, o şu anda kulüpsüz. Uğurcan var, 20-25 milyon euro dediler, henüz satılmamış. Ali Şansalan var, Zorbay Küçük var. Onlar da Trabzonspor formasıyla çok başarılı bir sezon geçirdiler. Umarım hepsi birden transfer olur giderler.
geçen sezonun şampiyon Trabzonspor. Trabzonspor'un en önemli isimlerini bir düşünelim. En çok fayda sağlayan, Trabzonspor taşıyan isimleri şöyle bir aklımıza getirelim. Hamşik, işte Edin Vişka, Vakayeme falan gibi isimler. Belli yaşın üzerinde isimler. Bunların piyasası artık yok. Bunlara teklif gelmez. Ve onun dışında Ali Şansalan, Halil Umut Meler falan gibi isimlere niye teklif gelsin? Yani çok saçma olur yani. Bu normal. Şimdi Trabzonspor'un elindeki en değerli oyuncu biliyorsunuz Ali Şansalan. Ona da 45 milyon euro civarında falan bir bonservis bedeli belirlemişler galiba. Şimdi tabii Lazio'nun gidip de Ali Şansalan'ı 45 milyon alması falan anlamsız bir şey. Türkiye'de de hiçbir kulüp öyle 45 milyon euro falan veremez Ali Şansalan'a. Dolayısıyla Ali Şansalan Trabzon'un bir oyuncusu olarak gelecek senede görevini yapmaya devam edecektir tabii. Bak bak bak. Büyük Fenerbahçeli Kemal Belgin, Joshua King'in basın toplantısı sonunda canlı yayında "Bu kim? Pele mi? Cruyff mu? 25 dakika nasıl konuşturulur?" dedi. Kemal Belgin gibi Fenerbahçeliyim diye geçinip Fenerbahçe düşmanlığı yapanlara yorumunuz nedir? Kulüpten kovulduğu günden beri, kulübü çıkarları için kullanamadığı günden beri kesintisiz bir şekilde hem Aziz Yıldırım hem Ali Koç dönemlerinde Fenerbahçe düşmanlığı yapmaya ve Fenerbahçe söz konusu olunca bir ağzından iltihap saçmaya, Fenerbahçe düşmanlığından kafayı yemiş bir şekilde davranmaya devam eden bir Kemal Belgin var. Onu bir kenara bırakalım. Spor yorumcusu, futbol yorumcusu olan Kemal Belgin 30 yıldır, 40 yıldır ben kendim bildim bileli aynı ezber, klişe, içi boş yorumlarda hem ekranlarımızda hem gazete köşelerinde yer işgal etmeye devam ediyor. Yani Joshua King 25 dakika konuşmasın da sen 40 yıldır aynı saçmalıkları anlatıyorsun Kemal Bey. O nasıl olacak? Neyse hani Hıncal abisi de yok artık. Umuyorum azalarak, hatta direkt azalmadan biter Kemal Belgin'i de bir daha görmeyiz inşallah. Zaten Kemal Belgin'in yerinde olacak. Ümit Özat yetişiyor. Arkadaşlar bugünün spor medyasının en çok para kazananları kim biliyor musunuz? En çok ilgi çekenleri. Hakikaten herkesin peşinden koştuğu isimler. Fenerbahçe kimliğiyle var olup Fenerbahçe'ye sallayan insanlar. İşte bunlardan bir tanesi Kemal Belgin. Kemal Belgin'i var eden şey ya da ona para kazandıran şey Fenerbahçe nefreti. Başka bir şey değil. Bu yapılan açıklamalar, bu yapılan yorumları anlamak mümkün değil. Fenerbahçe ne yaşattı sana Kemal Belgin? Nasıl bir travma var ya bilinçaltında? Nedir abi bu nefretin sebebi? Anlat, öğrenelim. Fenerbahçe futbolcusunu, Fenerbahçe markasını, Fenerbahçe formasını, Fenerbahçe organizasyonunu aşağılamaktan bir Fenerbahçe olarak ne kadar keyif alabilirsin ya? Hakikaten anlamak mümkün değil. Anlatırsa ben dinlemeye hazırım. Buradan ben Alper'e ve Barış'a sesleniyorum. Bakın ben de yaşlanıyorum arkadaşlar. Böyle 3-5 sene sonra ben de sapıtıp tuhaf tuhaf konuşmaya başlarsam böyle bu adamlar gibi beni hiçbir programa falan çıkarmayın. Tamam mı? Abi yeter sen bunadın deyin. Oturtun beni bir kenara. Ben sizi dinleyeyim kenardan. Maalesef bizim medyadaki Fenerbahçeli yazar diye tanıdığımız birkaç tane adam kulübe sızan turuva atı gibi. Toksik adamları lütfen dikkate almayın. Bunları Fenerbahçe'den temizlemek için bir önerim var. Ne kadar Omo varsa, ne kadar Tursil varsa, ne kadar Persil varsa, ne kadar temizlik malzemesi varsa, alayını alacağım, Haliç'e dökeceğim, bizi bu toksik adamlardan kurtaracağım.